Değerli çiftçilerimiz Royal ilaç olarak hayvancılığın problemleri üzerinde durmaya devam ediyoruz. Bu programımızda vitamin mineral eksiklikleri yanında özellikle ineklerde çok görülen protein ve enerji metabolizması bozuklukları üzerinde duracağız. Yanımızda Royal ilaç beslenme uzmanı Bülent Bey var. Bülent Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bülent Bey özellikle sormak istiyorum ineklerin vitamin ve mineral ihtiyaçları. Enerji ihtiyaçları kuru dönemden itibaren başlayarak bir beslenme uzmanı gözüyle dönem dönem inceleyebilir miyiz? Tabii ki inceleyebiliriz. Samal hayvanlarda özellikle ineklerde 4 dönem olarak bunu gruplandırırız. Birinci dönem erken laktasyon dönem dediğimiz 0-70 günlük dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem ve Kuru dönem olmak üzere dört farklı dönemde vitamin ve mineraller olan gereksinmeleri. Evet, sondan başlayalım isterseniz kuru dönemden başlayarak çünkü karnında buzağı büyümeye başladı ineğimizin. Şimdi kuru dönem hayvanın 60 gün doğumu 60 gün kala e, sütten kesildiği ve hayvanı kuruya alıp ve yeni laktasyonu hazırladığımız dönemdir. Bu işletmeler için önemli olan bir dönemdir çünkü e, bu dönemde biz hayvanın birinci e, laktasyonun birinci dönemindeki e, vücut düşen vücut kondisyonunu tekrar tamamlamayıp Hayvanın sütle birlikte vücuttan atmış olduğu vitamin ve mineralleri vücut depolarına tekrar koymadığımız zaman evet. hayvan gelecek lahtasyonda birçok metabolik hastalığa maruz kalacak ve gelecek lahtasyondaki süt verimini etkileyecektir. Ve özellikle de buzağının e, sağlıklı doğması. Çünkü işletmeler için buzağ evet. e, bir gelirdir, gelirdir ve ciddi bir gelir kaynağıdır. Ve sağlıklı gürbüz bir buzağının doğması işletmelerin karlılığını artıracaktır. Ee, o yüzden bu dönem bir yenilenme Tabii dönemidir. Tabii ki yenilenme dönemidir. Bu böyle dönemin e, beslenme özelliği olarak e, enerji, protein, vitamin mineralleri nasıl olmalıdır ve bu dönemde Royal ilaç ürünlerinden e, hangilerini önerebiliriz bize? Bu dönemde hayvanlara çok fazla e, günlük ortalama 11 kilogram kuru madde 6 kilogram kadar da bir kesif gem verilir. Royal ilacın bu dönemde e, üretmiş olduğu Vitamolix Dry Sezon dediğimiz bir ürünümüz var. Bu kuru döneme özel bir Vitamolix cinsi. Evet. Kuru döneme özel bir Vitamolix türüdür. Dry Sezon yüksek oranda A, D, E, e vitamini, selenium ve kalsiyum, e, fosfor dengesi 1 bir bölü 1'e ayarlanmış bir üründür. Yüksek orandaki A, D, E ve selenium bu hem ee, anne karnındaki yavrunun hızlı gelişmesini, çünkü selenim eksikliğinde e, yavru evet. gelişimi ve beyaz kas hastalığı, kas distrofisi dediğimiz evet. hastalık meydana gelmekte ve son E vitamini ve selenium son atma problemlerini meydana getirmekte ve aynı zamanda evet. yüksek orandaki e, kalsiyum, D vitamini ve kalsiyum fosfor oranının 1 bölü 1 olması, yüksek fosforlu olması e, doğum sonrası e, sağmal ineklerde genellikle... E, Doğum, hipokalsemi, felci, doğum, doğum felci, felci, hipokalsemi yani kan kalsiyum seviyesinin düşmesi düşmesiyle evet. oluşur. Yani biz hayvanlara kalsiyum da versek bile bu hipokalsemin önüne geçemeyiz. Evet. Rasyondaki buradaki kalsiyum fosfor oranı önemliydi. Değerli izleyiciler, özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hayvanım iyi olsun, işte çok yağlansın şeklindeki mantık doğuma yakın dönemde çok düzgün bir mantık değildir maalesef. Çünkü doğumdan sonra birdenbire açığa çıkan enerji ihtiyacı Tabii ki. E, yağların kanda mobilize olmasına e, neden olur. Bu ise e, karaciğer e, bu kadar yağla baş edemez ve karaciğer komasından hayvanımızı kaybedebiliriz. E, bu bakımdan biz bu tehlikeyi önlemek için Royal ilaç olarak Hepatika 33 diye e, karaciğer yağlanmasını önleyen bir ürün üretiyoruz. Bu tip şüphe duyduğunuz durumlarda bu ürünü özellikle kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi yine kuru dönemin sonuna doğru artık doğum başladı başlayacak. Eli kulağında bir dönemde de bazı hastalık tehlikeleri var. Özellikle ketozis, doğum felci gibi. Tabii ki. Buralar için ne tip ürünler önerebiliriz? Doğuma, doğum belirtileri veya doğuma yaklaşan hayvanlara enerji verilmesi gerekir. Propilen glikol tarzı enerji verilmesi gerekiyor. Rovita Fresh dediğimiz bu ürün, bu ürün evet. glikol, yüksek oranda manezyum, kalsiyum e, ve B grubu vitaminler, E vitamini ve selenyum var. Biliyorsunuz B vitamini vurup B grubu vitaminler enerji metabolizmasını hızlandıran, e evet. metabolizmasını hızlandırır, sindirimi düzenleyen vitamin gru, e, vitamin gruplarından biridir. Evet. Aynı zamanda içerisindeki e, Manezyum sinirlerde iletiyi sağlayarak hücreler arası ki kemik doku da, yumuşak da ve yumuşak dokularda ve evet. metabolizma faaliyetleri için gerekli olan bir mineraldir. Evet. Ee, hayvanların doğum öncesi doğuma yaklaşmadığı veya doğum belirtileri görüldüğünde içerisindeki yüksek orandaki enerji evet. hem hayvanın doğum sonrası ketozis problemleri ve negatif enerji İzleyicilerimize öncesini... o zaman hemen şunu hatırlatalım. Doğum sancıları başlar başlamaz Rovita Fresh ürünümüzden bir tane içiriyoruz ki... Hayvanımızın acil ortaya çıkan enerji ihtiyacını kendi yağ dokusundan, kas dokusundan sağlamaya çalışmasın. Çünkü karaciğeri bu kadar ağır bir yükü kaldıramaz. Ee, kendi dışarıdan enerji almaya yönlensin. Bu bakımdan e, rovita fresh e, hayvanın yeniden, yeniden kendi vücudundan yakmadan e, dışarıdan enerji almaya yönlendirecek. Doğumdan sonra bir tane daha içiriyoruz. Eğer ki bir e, keto ketozis şüphemiz varsa ya da doğum felci şüphemiz varsa o maksatla yine aynı grup içerisinden e, ketozip ya da kalsi plus ürününü evet. önerebiliriz. Tabii ki önerebiliriz. Özellikle baktık hayvanımız e, ufak tefek sendelemeye başladı. E, vücudu soğuyor, dişini gıcırdatıyor, iştahsızlık var. Bunlar doğum sancısının erken belirtileridir. Ha bu, bu böyle bir şüphe gördüğümüz takdirde herhangi bir şekilde bir yan etkisi yok. Yani hiçbir e, şekilde e, bir yanlış kullanım söz konusu değil. Hemen bir tane e, Kalsi Plus vermeliyiz ama doğum yapan her inek için mutlaka Rovita Fresh öneriyoruz. Tabii doğumdan önce ve doğumdan sonra verilmesi evet. uygundur. İçeriğinde... Bu bakımdan Bülent Bey'i sormak istiyorum. Ee, bir de Vitamolix Peak 50 adında bir ürünümüz var. Bu da bir Vitamox grubu. Bu ürünün özelliklerinden ve pik doğumdan sonraki 50 günlük hassas dönemden bahseder misiniz? Pikelli yeni doğum yapmış hayvanlarda 50 gün ve 60 gün kullanılması gereken bir yalama kovası, bu yüksek enerjili bir yalama kovası. Hayvan çünkü negatif bir enerji dengesine girecektir. Sürekli artan bir süt verimi vardır ve gereksinmeye karşılayamayan bir besin madde alımı vardır. İşte Bu dönemde vitamin lispi e, yüksek oranda yağ içermesiyle hayvan evet. ihtiyaç duymuş olduğu vitamin ve mineralleri alırken hayvan ihtiyaç duymuş olduğu enerjiyi özellikle burada enerji çok önemli evet. enerjiyi sağlaması ve e, ketozis gibi e, türü metabolik evet. hastalıkların ortaya çıkması biliyorsunuz evet. ketosis. Burada bir şey söylemek istiyorum değerli izleyiciler bilmiyorum dikkatinizi çekti mi e, doğumdan sonra e, emziren anneler hızla kilo kaybederler. Yani doğumda aldıkları kiloyu hemen kısacık bir zamanda verirler. Bunun sebebini bilmiyorum. Düşüneniniz var mıdır? Ama bu kesinlikle şudur. Doğumdan sonra e, süt verimi ister kadın olsun, ister inek olsun çok yüksek oranda bir enerjiye ihtiyaç duyar. Yani süt yapmak için vücut çok yüksek enerji harcamak zorunda. Bu bakımdan pik 50 doğumdan sonra birdenbire 30 kilo, 40 kilo süt verimine yükselen ineğimiz için bu enerjiyi vermemiz için çok yüksek enerjili bir yalama kovası öneriyoruz. Bu pikelli o açıdan çok önemli oluyor hayvanlar için. Vitamol Vitamolix'in Hayvanımız üzerindeki etkisini e, biraz açar mısınız? Yani yetiştiricilerimiz bunu neden kullansın ve ne gibi faydalarını görmeleri gerekir? Direkt etkileri vitamin ve mineralleri direkt alması ve enerji ve proteini de yalayarak alması. En direkt serbest seçim ser şeklinde. Serbestiği kadar tabii ki ser, kadar. serbest seçim. Vitamolüksü tüketen hayvanlar e, ciddi oranda bir salya artışına eee salla üretirler. Salyada sodyum bir karbonat vardır özellikle e, geviş getiren hayvanlarda önemlidir. Rumen asitozunu evet. engeller. E, ve rumen bakterisinin sayısını ve etkinliğini artırarak kendi pH'ı da yüksek yalnız vitaminolixin. Tabii ki kendi 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 P. da yüksek. Çünkü e, pH 8 pH rumen pH'ı 6.3 ile 6.7 arasında e, evet. seyreder. E, çünkü e, sağmal inekler kesif yem oranı yüksek, kaba yem oranı düşük yemlerle beslendiği için rumen pH'sı sürekli e, altına... Asidoz tehdidi altındadır. Tabii evet, Asidoz tehdidi altındadır. Asidoz, gizli asidoz tehdidi altındadır. Bu problemleri minimuma indirme, indire, indiren bir üründür. Bu vitamin yalama kovası, yem tüketimi yemden yararlanmayı maksimum seviyeye çıkaran bir üründür. Bunu şu şekilde bu en direk etki tabii olarak tabii ki en, yani en direk etki, etki olarak buzağlarımızın e, tüketen buzağlarımızın canlı parlak daha canlı ve e, tüketmiş olduğu dışkılarına evet. baktığımız zaman daha kıvamlı ve koyu ve dışkılarında sindirilmemiş e, besin maddelerini e, göremeyiz. Ve Vitamolix organik mineral demiştim bu organik mineral özellikle pika besin değeri olmayan maddelerin tüketilmesi, evet. kağıt yeme, idrar içme, dışkı yeme gibi vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanan problemleri hızlı bir şekilde çözer. Çünkü içerisindeki organik mineral, biyolojik yani yararlanımı yüksek mineraller olduğu için hayvan daha çabuk faydalanır ve pikayı hızlı bir hızlı olarak keser. Besleme kaynaklı eğer bir kızgınlık problemi varsa içerisindeki organik selenyum, mangan, iot ve E vitamini Hayvanların kızgınlığa gelmesi, döl tutmasında ve üreme problemlerinde çok iyi sonuçlar veren bir yalama kovası, yüksek enerji içeriğiyle de evet. destek olan bir yalama kovası diye söyleyebiliriz Kenan Bey. Evet. Yani bu seyircilerimiz özellikle belirtmek istiyorum. Vitamolix içerdiği hazır sindirilebilir şeker sayesinde işkembedeki bakterileri de besliyor. Bir beslenme hocamız hayvanınızı beslemeyin, bakterileri bakterilerinizi besleyin derdi. Ee, bu bakımdan e, bu e, hazır kolay sindirilen şeker, e, rumen işkembe bakterilerimizin sayısını ve etkinliğini artırıyor. Bu da hayvanımızın sindirim kapasitesini yükseltiyor. Yani bu direkt bir etki değil ama dolaylı olarak e, hayvanın daha iyi dışkılamış, e, sindirilmiş şekilde dışkıladığını e, gözlerimizle görebiliriz. E, Royal ilaç olarak e, aynı şekilde e, inekler için. Ee, daha fazla e, mangan içeren, kalsiyum fosfor içeren e, kalfos blok önermekteyiz e, e, ineklere. Aynı şekilde toz yem katkısı kullanan e, yetiştiricilerimiz var. Bunlar için Roymim D önermekteyiz. önermekteyiz. Bu özellikle e, ineklerin ihtiyacına özel, her dönem rahatlıkla kullanabilecekleri bir toz yem katkısıdır. Ee, bu mikro nutrisyon dediğimiz yani e, işlevsel beslenme ürünleri özellikle Kalsi Plus, e, Rovita Fresh, e, Ketozip gibi e, ürünler e, doğum yakın ve doğum sonrası e, elimizde mutlaka bulunması gereken ürünlerdir. Değerli yetiştiriciler bu programımızda beslenme uzmanımız Sayın Bülent Vergili ile beraber. Hayvancılıkta, özellikle inekçilikte sıkça karşılaştığımız enerji ve protein metabolizması bozukluklarına bağlı metabolik hastalıklar üzerinde durduk. Bunların çözüm yollarından bahsettik. Özellikle yalama kovası artık bir efsane oldu. yalama kovasından bahsettik. Diğer royal ilaç ürünlerinden işlevsel beslenme ürünlerinden bahsettik. Ee, özellikle doğum yapacak olan, e, ineği olanların mutlaka bulundurması gereken Lohusa Fresh ürününden bahsettik. Ee, hayvancılığın problemleri ve çözüm önerileri üzerinde durmaya devam edeceğiz. Kısacası hayvancılığın mihenk taşı olmaya devam edeceğiz. Yine e, hayvancılığın problemlerini ele aldığımız başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.